Bilgiler. Çete lideri Harun Yayla'nın bu sabah ifade verdiği İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Refik Ateş'in evine baskın yaparak evdeki hizmetçi kadını öldüren ve savcının kızı Eda Ateş'i rehin alarak kayıplara karışan çete elemanları, polisin ısrarlı takibi sonucunda saklandıkları Şile Üvezliköy mevkiinde kıstırıldılar. Polis ve jandarma ekipleriyle silahlı çatışmaya giren çete elemanları... Tamam, bu kadar yeter. Ay. Bütün gün bununla uğraştık işte. Geçmiş olsun Hüsnü'cüğüm. Sağ ol Suat'cığım, sağ ol, sağ ol, geçti. Aslansın Hüsnü Çoban be. Kartalımız abicim. Büyük başkan oley, büyük başkan oley, büyük başkan oley. Ne diyor oğlum bunlar? Amma şımardınız ha. Yalakalık için bunlar. Anlıyorsun herhalde değil mi babacığım? Yok canım, yok, nerede? Yok. Bana bak Hüsnü. Beni de kaçırsalar böyle koşup da peşlerinden yakalarsın değil mi? Herhalde teyze. Sorduğun şeye bak sen de. Allah korusun, hem ne kaçırması. Evlerden ırak. Kız mesela diyoruz, dur bir dakika. Kurtarır mısın, kurtarmaz mısın Hüsnü? Cevap ver. Ayıp ettin beni Zike. Yani önce bir kaçırsınlar da. Ne? Ey güzel Allah'ım ya. Önce şunu başımdan alıp bir kaçırsınlar. Sonrasına bakarız Zike, bakarız. Ha, kurtaracak buradan, onu anlıyorum.